Yeni videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümesin son durumunu çekeceğim. Burada arkadaşlar beyaz gurkumuzu görüyorsunuz. Bu tavuğumuz maalesef gurkaya attı ama civciv çıkartamadı ilk seferinde. Yumurtalarını soğutmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten çok genç bir tavuk arkadaşlar. Daha 8-9 aylık bir tavuk, belki de değil. Burada Osman Tayfa'nın tavuklarından var arkadaşlar. Artık büyük ihtimalle sizi de ayırt edemiyorsunuzdur. Çok büyüdüler, maşallahları var kelataların. Bakın burada da Osman Paşa var arkadaşlar. Gidiyor. Burada arkadaşlar Azat ve iki yavrusu var. Bunların da yine maşallah var. Çok güzel oldular, çok büyüdüler. Ara sıra birbirleriyle atışıyorlar. O kadar da olur arkadaşlar. Bunlar sonuçta Hint tavuk ve horozları. Gördüğünüz gibi. Anneler hala bırakmadı onları. Çok iyi bakıyor onlara. Arkadaşlar bakın şu Eyşan. Şu bizim kötülük Eyşan. Yanındaki kendi yavrusu bakın. Yavrusu Eyşan'ı geçmiş. Boynuz kulağı geçmiş arkadaşlar. Şurada da badem tavuklarımız var. Burada arkadaşlar siyah tavuğumuz var. Siyah tavuğumuzun yavruları gerçekten çok iyi büyüdü. Maşallah alırız. Yavaş yavaş annelerinden ayrılmaya başlıyorlar arkadaşlar. Annelerin sözünü dinlemiyorlar. Şöyle gösterelim. Burada Ezel Tayfa var arkadaşlar. Bugün hava çok sıcak gerçekten. O yüzden hayvanlarımız kanatlarını açmış, ağızlarını açmış durumdalar. Bakın Ezel Paşa'mız burada tavuklarıyla beraber. Arkadaşlar burası normalde biliyorsunuz Azat'ın ve iki civcivimizin kümesi. Ama bu siyah tavuklarımız, yumurta tavuklarımız gidip buraya yumurtluyorlar ara sıra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunun bakışına bir bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah var. Şimdi neyi göstermedik? Bir de Osman'ı gösterelim arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde su içiyor. Şunun su içişine bir bakın. Kocaman horozun su içi şekline bir bakın arkadaşlar. Gerçekten çok komik. Osman, oluş. Nasılsın? Oturayım arkadaşlar ben de. Of. Şöyle göstereyim. Osman Tayfa geldi zaten. Peşimden bunlar cana yakın hayvanlarımız. Bakın siyah tavuk da oradan geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Osman Paşa. Oğlum. Nasılsın? Arkadaşlar Osman Tayfa'nın da tavukları rahat durmuyor. Bir boyun boyuna giriyorlar durmadan. Aha, cana yakın tavuğumuz da geldi. Arkadaşlar bu tavuğun ismi ne olsun? Tavuğun ismini siz karar verin. Yorumlara yazın. Çok cana yakın bir tavuk. Cansever olsun mu arkadaşlar? Bakın maşallah var. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hop. Güzel kız. Nasılsın? Üstüme zıplama, üstüme zıplama arkadaşlar. Her yerimi çamur yaptı bütün üstümü. Üstüne zıplamasa iyi olur. Bakın tip tip bakıyor zaten kameraya. Hiç saldırganlığı falan yok arkadaşlar. Elime şöyle yaptığımda yem far falan var zannediyor. Burada da bademli tavuğumuz var gördüğünüz gibi. Beyaz tavuğumuz buraya geldi. Arkadaşlar beyaz tavuğumuz tabii gurktan kalktığı için tüyleri çok iyi görünmeyebilir. Gerçi ilk videomu izlerseniz müthiş bir tüy yapısı vardı. Güneşe falan çıktığında o bembeyaz tüyleri parlardı. Yine öyle olacak arkadaşlar inşallah. Gurktan kalktı şu anda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çıkartamadı. Biz de üzüldük ama. Yumurtalarımız da doluymuş yani. Cılk etmiş yumurtaları. 25 günü geçti arkadaşlar yatıyordu. 27-28. Günündeydi. Büyük ihtimalle bir ay oldu işte. Ama yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi. Tavuğumuz çıkartamadı. Zaten genç bir tavuğumuz. Bu ona bir deneyim olmuş oldu. İyi yönünden bakalım. Şimdi o civcivlerini eziyorsun civcivini. Arkadaşlar Azat civcivlerini çok seviyor. Azat da biliyorsunuz bir kere gurkaya atmıştı. Çıkartamamıştı. İkinci de civcivleri olunca gerçekten çok mutlu oldu. Çok seviyor civcivlerini. Yanından ayırmıyor. Hani siyahın civcivleri siyah şurada görüyorsunuz. Siyahın civcivleri yanından ayrılıyor. Yavaş yavaş. Çünkü onlar 1,5 aylık oldu biliyorsunuz. Bayramın birinci günü çıkmıştı bu civcivlerimiz. Bayram şekeri. Kurban bayramının birinci günü çıktı arkadaşlar bu civcivlerimiz. Ben de o çok gerçekten çifte bayram olmuştu benim için. Çok mutlu olmuştum arkadaşlar. Bakın orada kümesleri temizlemişiz. O şeyleri atmışız. Orada eşiniyorlar. Orada yem arıyorlar arkadaşlar. Orada yem döküyorlar ya hayvanlar. Kümesin içine. Gördüğünüz gibi. Ha, siyah da orada arkadaşlar. Bakın tek başına takılıyor. Siyah civciv. Senin ne işin var orada? Annenin yanına git. Bu siyah tek başına takılıyor arkadaşlar. Horoz büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle değil, hatta horoz arkadaşlar siyahlı. Çünkü bizim diğer 2 aylık siyahlıyla da durmadan kapışıyorlar. Bir araya geldiklerinde. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yarın bir gün anneleri civcivlerini bırakacak. Civcivlerin hepsini bir etmek zorunda kalacağız. Çünkü kaç tane kümesimiz var? 3-4-5 tane kümesimiz var. Mecbur bir etmek zorunda kalacağız. İnşallah civcivler birbirlerine zarar vermezler. Şunun tipine bir bakın arkadaşlar. Şunun tipine bakın. Nasıl güzel keyif ediyorlar. Maşallahları var arkadaşlar. Dediğim gibi havalar çok sıcak arkadaşlar. Hayvanlar kendilerini gölge arıyor. Bugün bunaltıcı bir hava var bizim için de. Maşallah demeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi Ezel tayfanın tavukları yumurtadan çıktı. Ezel de onların yanından çıktı. Böyle su içiyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ezel, oğlum. Ezel'i göstereyim arkadaşlar. Ezel'in tüyleri neden bilmiyorum dökülmeye başlamış. Kuyruğuna bakın. Upuzun yerlere değen kuyruğu artık dökülmüş arkadaşlar. Ezel paşamızın. Büyük ihtimalle tüy dökümüne girdi ama biraz erken tüy dökümü oldu. Galiba, yani öyle düşünüyorum. Biraz da serinlik çöktü arkadaşlar. Öğlen gerçekten çok sıcaktı hava. Konuşulmuyordu, durulmuyordu bile. Ben evin kenarında duruyordum. Orası biraz daha serindi. Burada eşya var arkadaşlar, bakın. O kadar sıcak ki. Osman tayfa arabanın altında yatıyor. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama diğerleri de orada, dur. Yanda. Hemen göstereyim size rahatsız etmeden. Bakın hayvanlar burada arkadaşlar. Hava o derece sıcak. Şimdi burada baharımız var. Bu civcivlerin gelişimini nedense yavaş olarak görüyorum diğerlerine göre biraz daha. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle vitamin vereceğiz bunlara. Şöyle gösterelim. Allah'a şükür kümesimizde bir hastalık vesaire yok arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu özellikle şunlar. Çok sıcaklanıyor arkadaşlar, bakın. Yatmışlar zaten. Bura en serin yer burası. Deme Ezel. Deme oğlum. Ezel. Oğlum. Nasılsın? Bakın arkadaşlar, Ezel'in boynuna tüyleri falan hep dökülüyor. Nedenini bilmiyorum. Aslan Ezel. Nasılsın oğlum? Arkadaşlar taşlarına maşallah var horozumuzun. Gayet sağlığı yerinde bir horozumuz da. Orada da arkadaşlar Bahar ve iki yavrusu var. Orada otlanıyorlar gördüğünüz üzere. Şurada da arkadaşlar, hemen gidelim oraya. Burada beyaz tavuğumuz var. Siyah tavuk şimdi toprak banyosu yapıyor. Yine iyi serin yer bulmuş civcivleriyle kendine. Fazla rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Bunlar biraz panik hayvan. Civcivlerimiz biraz panik. Hemen bizi gördüler mi kaçıyorlar. O yüzden siyah tavuğumuz, bakın arkadaşlar, tüyleri 10 numara oldu. Biliyorsunuz siyah tavuğumuz da bir tüy dökümüne girdi. Burka yatmıştı. Hiç tüylü kalmamıştı. Ama şimdi tüyleri geldi, 10 numara bir hayvan oldu arkadaşlar. Güneşte falan çok güzel parlıyor. Büyük ihtimalle bakın beyazında tüyleri eksik. Beyaza bir tüye girecek. Ondan sonra kışa tüylerini tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Ezel de kışa tüylerini tamamlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Hayvanlar hep böyle serin yerlere gitmiş arkadaşlar. Gerçekten hava sıcak. Şimdi burada Azat var. Azat'ı göstereyim. Azat'ı çoğu abimiz kardeşimiz beğeniyor. Çok beğenilen bir tavuk. Ben de çok beğeniyorum. Maşallahı var arkadaşlar. Şöyle iki tavuğuyla beraber. Yani Eyşan'la yarışır arkadaşlar. O derece iyi bir tavuk. Ama büyük ihtimalle burada nazar değdi. Kurk yata yata arkadaşlar. Parmağı, orta parmağı hafif eğrilmiş. O da çok fazla kurk yatmasından dolayı. Şimdi onu nasıl göstereceğim size? Bu zaten vardı da ben videolarda göstermeyi unutmuştum arkadaşlar. Zaten görüyorsunuzdur şimdi. Ona yapacağımız bir şey yok artık arkadaşlar. Civcivlerinde çok güzel bir... Bakın siyah civcivimize. Bunun da maşallahı var. Ne göstereyim arkadaşlar. Şöyle bahçeye bir genel çekeyim arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.